Değerli izleyicilerimiz, kıymetli Rehber TV izleyicileri, yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah. Bu haftaki gezimizde Kahramanmaraş ilimiz Göksun ilçesine bağlı, Göksun ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede Acelma köyündeyiz. Acelma köyünün çevresindeki dağları bu karlı, buzlu havada, soğuk havada gezeceğiz inşallah. Sedir ağaçlarının, çam ağaçlarının, ormanların derinliklerine gireceğiz. Biraz tepeye çıkacağız, kalabalık bir ekibiz. Burada karın keyfini çıkarmaya, tabii karda yürümek de bir hayli zor, yoran insanı. 3 kilometre gitmek, 10 kilometre gitmeye eş değer gibi normal zamanlarda. Kar her zaman adamı yorar. Bir de kar her taraf bembeyaz olduğu için gözlük takmak zorundayız efendim. Gözümüz almasın diye. Çünkü uzun süre beyaza, beyaz görüntüye, kara maruz kalacağız. Gözlerimizin ayarı kaçmasın, bozulmasın diye de siyah gözlük, güneş gözlüğü takmamız lazım. Öyle icap ediyor. Birazdan yolculuğumuza, yürüyüşümüze başlayacağız. Oradaki güzellikleri hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Haydi devam edelim yürüyüşümüze. Karda yürüyüşümüz devam ediyor. Bir hayli zorlanıyoruz ama kuru kar, suyu yok, susuz. Ama biz bir hayli yoruyor. Şöyle göstereyim. Öndeki arkadaşımızın işi çok zor hakikaten. Çünkü en çok o yorulacak yol açarken. Bir hayli bizi yoracak bu kar. Güneş vurdukça kar gözümüzü de alıyor. Şöyle karın yansımasını da göstereyim size. Güzel manzara ama güzel görüntüler var. Mümkün mertebe yürüyüşümüzü kısa tutacağız. Dönüşte de köy evinde, hizmet evinde, sobanın yanında inşallah çaylarımızı içeceğiz, dinlenmeye geçeceğiz. İzleyicilerimiz, bu karda zorlu yürüyüşümüz, zorlu maceramız devam ediyor. Bu güzel ağaçların, ormanın içinde dizlerimize kadar, bazı yerlerde belimize kadar karlara kömülüyoruz. Bu yürüyüş bir hayli bizi yoruyor ama temiz oksijen, temiz hava, yine de yürüyüşümüze devam ediyoruz inşallah.
karda nefes nefese yürüyüşümüz devam ediyor. Bir hayli zorlanıyoruz. Mehmet arkadaşım yanımızda, hemen birlikte çok yürüyoruz. Çok zor. Nefes nefese kaldık değil mi? Aynen. Ama güzel. Mükemmel. Havanın temizliği. Harika. Ağaçların görüntüsü, karın görüntüsü. Mükemmel bir ortam oluşturuyor. Evet, arkadaşımız ne demek ister? Çok güzel bir ortam gerçekten. İlk kez geliyorsun değil mi? Evet, ilk kez geliyorum. Karda da böyle ilk kez giriyorsun daha da. Aynen. Şimdilik nasıl? Şimdilik çok iyi, güzel. Dönüşte bakalım inşallah. Şimdi çıkarken, evet görüyorsunuz, düşe kalka gidiyoruz, zor gidiyoruz. Kar da kuru. Çıkarken bir hayli zorlanıyoruz ama dönüşte biraz daha kolay olur inmesi. Karda inmesi biraz daha kolay olur daha doğrusu. Öyle diyelim. Manzarayı da sizlerle paylaşalım şöyle. Hem güneş, hem ağaç, hem de bir açıklık bulduk buradan. Devam ediyoruz gezimize. Ön taraf bize yol açmasa yürüyemeyeceğiz orada. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir zirveye vardık. Burada bir açık alan gördük. Burada biraz mola veriyoruz, dinleniyoruz. Burada Mehmet abiyle birlikteyiz. Şimdi Mehmet abiden bir iki teknik bilgi alalım inşallah. Karda yürüyüş, doğa yürüyüşleri konusunda. Mehmet abi, yürüyüşümüz nasıl gidiyor? Mustafa'cığım, yürüyüşümüz çok güzel. Şimdi karda yürümek çok zor, normal. Yani normal bir ortamda yürümüş, patika yolda yürümüş gibi değil. Karda yürürken gerekli malzemelerin çok önemi var. Evet, o konuda bize biraz teknik bilgi verirsen. Mesela izleyicilerimize. Şu anda görmüş olduğunuz baton. Bu batonun aparatı var. Evet. Değişiyor böyle. Kar aparatı bu. Böyle. Ucundakini yakına getir misin? Batonda, kameraya yaklaştır mısın? Batonda yürürken. Bundan bahsediyoruz. Evet. Bu komple baton. Şu da batonun karda kullanılması için değil mi? Bu üç kısmı, bu olmadığı zaman bastın mı? Evet. Gömülür gider. Ama bu palet vazifesi görüyor. Evet. Ve gömülmesini engelliyor. Daha aşağı inmesini engelliyor. Daha aşağı inmesini engelliyor. Rahat yürüyüş konforu veriyor. Kar olmayınca o çıkarıyoruz, o paleti çıkarıyoruz değil mi? Sadece karda kullanılan bir alet. Batonların bize ne gibi faydası var yürüyüşlerde? Batonlar dizlere binen, dizlerde oluşabilecek sakatlanmalar veya işte baskıları engelleyen %40, %30, %40 yani o baskıları azaltan bir aletimiz. Yürüyüşler, böyle trekking yapanlar için çok önemli bir alet. Bunu karda faydasını daha çok görüyoruz. Yani çünkü şu anda yani dizimizin üzerinde belimize kadar kar var. Hele hele böyle bir metrelik karlarda filan yürüyüşlerde palet, ayakta palet olmazsa böyle baton paletleriyle ve ayağındaki güzel bot tozluk ayağınıza, evet, kar girmeyecek şekilde. O tozlu da sorayım. Tozluk diyoruz ama kışın karda da bir hayli iş görüyor. Esas karda iş görüyor sanki. Aynen aynen, kar için bu. Şimdi burası bacağa kadar. Dize kadar değil mi orası? Dize kadar, evet. Ayağın gömüldüğünde o botun arasına, ayak aralarına kar girmiyor. O da rahat bir yürüyüş sağlıyor. Islanmıyoruz, kuru kalıyoruz. Kuru kalıyor. Bu yazın çünkü nasıl bir işimize yarar o? Yazın işimize yaramaz bu tozluklar. Yazın sadece çamurlu ortamda kullanılır. Bir de karlı ortamda kullanırız. Evet. Adına tozluk demişiz ama kışın gene de kullanılıyor. Evet, genelde kışın. Taş toprak faydası var mı? Taş toprak korur mu botun ayakkabının içine girmesinin konusunda? Onu da korur ama çok gerek duymuyor onda. Kışın daha lazım diyorsunuz. Kışın daha lazım. Kışın gerekli olan bir peki, gözlük bu karlı ortam, beyaz ortamlarda ne gibi faydası olur? Gözlük karın kristalleri var böyle. Beyaz beyaz. Her taraf, çevremiz beyaz olduğu için gözde yansıma yapıyor. Belli bir müddet sonra gözlerde ufak sancı ve ağrı yapabilir. Onun için gözlük de çok önemli. Yani o kristallerin yansımasını engelliyorsun. Güneş vurduğu zaman daha fazla bir ışık alıyor gözler. Çünkü her taraf bembeyaz yani. Evet. O kristalleri de şimdi çekiyoruz inşallah. Evet.
Gözlüğün de bize böyle beyazdan, parlamadan koruyor değil mi? Evet. Teşekkür ettik Mehmet abimize. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Karda yürüyüşümüz devam ediyor. Dinlene dinlene ve temiz havayı, oksijeni içimize, ciğerimize çeke çeke ve bu güzel manzara eşliğinde Göksun'daki Acelma köyündeki yürüyüşümüz devam ediyor. Tepeye, zirveye doğru yürüyoruz burada. Şu arkamda ormak, şurası parmağımı, şunu gösterdiğim yer. Orada Göksun ilçesi, Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesi görünüyor buradan. Güzel bir manzara. Şimdi buradan bu Göksun'u inşallah biraz daha farklı açıdan size görüntülemeye çalışayım inşallah.
Değerli izleyicilerimiz, maceramız, yürüyüşümüz orman içinde, sedir ağaçlarının içerisinde devam ediyor. Tüm yoruculuğu ve heyecanıyla. Soğuk değil, hava açık, güneş var. Ama kulaklarımızı böyle bandanalarımızla kapattık. Bu yürüyüşlerde, bu tür yürüyüşlerde karda en çok kulaklar üşür. Tabi yürüdüğümüz için vücudumuz ısınıyor haliyle. Durursanız 5 dakikadan sonra üşümeye başlarsınız aşağı yukarı. Üzerimize böyle ince eşofman üstü tarzında dediğimiz şeyler giydik. Termal içliklerimiz var. Fazla kalın giymeye gerek yok. Fazla kalın giyerseniz vücut yürüdüğünüzde ısınacak. Üzerindeki kalın elbiseler, montlar da yalıtımı kuvvetli olduğu için daha çok ısınızı koruyacak. Bu sefer terlemeye başlayacaksınız. Terlemeye başlayınca da rahatsız olma, hasta olma riskiniz artacak. Onun için yürüyüş sırasında ne kadar orta hali böyle ince giyinirseniz o kadar iyi. Ağaçlardan da karlar düşüyor, zaman zaman sesleri geliyor. Ama yanınıza yine kalın bir şeyler alıp çantanıza koyup durduğunuz anda, dinlendiğiniz anda giyebilirsiniz. Üşütmemek adına rüzgar varsa. Yoksa orta halli ince giyinmeniz yeterlidir. Hatta bazı arkadaşlar kolu kısa yazlık elbiseyle dahi yürüdüler. Hatta üzerini çıkarıp karda kara kendi kendine atan, kara beleyen arkadaşlarımız da oldular. Böyle atmosfer burada böyle güzel devam ediyor. Yolculuğumuzun güzellikleri. Bu ağaçlardaki karlara bakar mısınız? Manzaramız çok güzel. Beni çağırıyorlar. Geliyorum. Arkada kaldım görüntü almak için. Sessiz ortamda. Kalabalık ekiple gidiyoruz. Ağaçların sıklaştığı bir yere geldik. Şöyle göstereyim. Şu alt tarafı görüyorsunuz. Gerçekten çok zor bu yürüyüş. Normalde geldiğimiz bu 1 kilometre falan gittik tahmin ediyorum. Yaz olsa veyahut da kar olmasa 15-20 dakikada geliriz buraya. Eldivenlerimiz var ama giyme ihtiyacı duymadım. Çünkü sıcak oluyor. Karla da temas etmemeye çalışıyorum. Temas ederseniz karla eliniz üşür. Üşüdüğümüz anda giyeceğiz. Şu anda eldivene gerek yoktur. Ayağınız kuru kalırsa yeterli. Ayağımız ıslasan bile, ıslansa bile bazı arkadaşlarımız uygun kıyafetle, ayakkabıyla, botla gelmemişler. Haliyle ıslandılar. Onlara da yedek elbise veya ayakkabı getirmelerini söyledik, çorap falan. Aşağı indiğimizde köy evinde üstlerini değiştirirler. Sobanın yanında ısınır, kendilerine gelirler. Şayet yedek çorap, yedek ayakkabı gibi ıslanan malzemelerin yedeği yoksa hipotermiye girebilirler. Ölümcül sonuçlara kadar gidebilir veya kalıcı hasar bırakabilir vücutta. Çünkü dağın, doğanın şakası olmaz. Hele hele karlı buzlu havada hiç olmaz. Filmlerde veyahut da anlatılanlarda çok duymuş, izlemiş, görmüşsünüzdür. Karda mahsur kalıp da zor şartlarda yaşam mücadelesi verenleri veya maalesef hayatta kalamayanları gerek filmlerde, gerek belgesellerde, gerekse haberlerde çokça görüyoruz. Arkadaşlarımızı gördüm. Şöyle göstereyim. Birazdan onlara ulaşacağım inşallah. Devam ediyoruz yürüyüşümüze.
Değerli izleyicilerimiz, maceramız, serüvenimiz devam ediyor. Karda yürüyüşümüz. Burada ufak bir zirve yaptık. Orada biraz mola verdik. Ayakkabısı, çorabı ıslananlar, ayakları ıslananlar, titreyenler, donanlar mı dersiniz? Tedbirsiz gelip de. Tabii haliyle olacak. Aşağıda değişecekler inşallah. Üstlerini, başlarını. Acelma köyü görüntülere yansıyor mu bilmiyorum. Tam arkamda burada ağaçların arasında görünüyor. Şimdi birazdan oraya intikal edeceğiz. Oradaki köy evinde, sosyal evde soba yakıp çay içeceğiz. Üstümüzü başımızı değiştireceğiz, kurutacağız. Yemeğimizi yiyip ihtiyaçlarımızı giderip dönüşe geçeceğiz inşallah. Şimdi zaten dönüş yolundayız. Kar yolunda yürüyüşümüz devam ediyor. Maceramız, serüvenimiz devam ediyor. Acelma köyüne doğru ormanların içinden, karların içinden dönüyoruz. Ekip ön tarafta kaldı, ben biraz geride kaldım. Çekimi yapa yapa gidiyorum inşallah. Devam ediyoruz maceramıza. Değerli izleyicilerimiz, Acelma köyünün dağlarına çıktık, ormanlarına çıktık. Sedir ağaçların içinde kar yürüyüşümüzü yaptık. Şimdi de köye tekrar dönüş yaptık. Aracımızın yanındayız. Arkadaşlarımız halen geliyor. Burada köy evinde, sosyal evde soba yakmışlar, köylüler bize sahursuna hazırlık yapmışlar. Orada dinlenip ihtiyaçlarımızı giderip yemeğimizi yiyip sonra da evimize döneceğiz inşallah. Böylelikle bir maceranın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.